Bunu konuşalım mı? Hoş geldiniz. Yine bir Cuma gecesinde karşınızdayız. Konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyiz. Önce bir sokağa bakalım. Sokakta size gelen sorular var. Sizinle ilgili yorumları var. Vatandaşın onları alalım. Ondan sonra bunu konuşalım. Başlayacağız. Genel olarak takip ettiğimiz bir insan. Hani bilgisinden faydalandığımız bir kişi kendisi. Çok seviyorum onu kişisel olarak. Ve düşüncelerini çok beğeniyorum. Çok seçkin ve... Ee, iyi bir insan. Kendisini halk olarak çok seviyoruz yani. Beğenerek izliyorum. Televizyonda bazı şeylerini okumuştum, dinlemiştim. Dini günümüzün şartlarında iyi, iyi yorumlayan, modern, çağdaş bir din adamı. Bilgili, kültürlü bir değerli, bir kıymetli bir hocamızdır. Düşündükleri, söyledikleri konular benim fikrim, vatandaş olarak fikrime yatıyor yani. Yani tabii kendisi özellikle dini konularda son derece bilgili bir insan. Siyaseti de atılmış. Yani topluma yön gösteren Yön veren, e, yani büyük bir akil adam bence. E, İslamiyeti e, zorlaştıran insanlar var Türkiye'de e, ve dünyada. E, Yaşar Nuri Hoca e, İslamiyet'in aslında kolay yaşanabilecek bir din olduğunu, e, Müslümanlığın kolay yaşanabilecek bir e, din olduğunu anlatıyor. O açıdan e, olumlu buluyorum. Ezandan önce namaz kılmamızda bir sorun var mı? Rahatsızmış galiba. Ona çok üzüldüm. E, nasıl diye sağlık durumunu yansıtırsa medyadan memnun oluruz biz de onu severleri olarak. Ama Maya takvimini merak ediyordum. Doğru mudur acaba? Dövme yaptırmak istiyorum ama bazıları günah diyor, bazıları günah değil diyor. İşte bu konuda hocamın görüşünü alabilir miyiz acaba? Ben Yaşar Nuri Hoca'nın sağlığını merak ediyorum. Kendisinin sağlığı nasıl acaba? Evet bunu konuşmaya başlıyoruz. Dedim hocamız Yaşar Nuri Hoca konuğumuz. E, aslında herkesin sorduğu şey az, e, az çok e, aynı. Benim de en çok merak ettiğim şey bu. Nasılsınız? İyiyim. Sağlığınız nasıl? Şekilde görüldüğü gibi. Gayet iyi gözüküyorsunuz evet. ama çok e, hani böyle ciddi bir sıkıntı, rahatsızlık atlattınız. Şu an durumunuz nasıl? Çok ciddi tabii. Ee, Gittik herkes... geldik geldi göbür Öyle değil mi? Tabii. Şu an nasılsınız hocam? İyi. Nedir sağlığınızda rahatsızlığınızda Sen son durumunuz? Sen nasılsan durumunsun? ben de öyleyim. Yani ben de iyi gözüküyorsunuz vallahi. Kimseden bir farkım yok. Benden iyi gözüküyorsunuz. Onu bilek güreşi yapmak lazım. Bilmiyorum bakayım yani. Siz beni Şimdi devirirsiniz büyük ihtimalle. Yani bilmiyorum ama sen gene de o riske girme. Yok yok hiç girmem. Hiç girmem. <gülüyor> <Candaş>. <gülüyor> hiç girmem hocam. Hiç girmem. İyisiniz değil mi? Hamdolsun. Tabii dikkat etmem gereken şeyler var. Yasaklar var. Ee, ama başından itibaren çok iyi müdahale edilmiş. Vaktinde müdahale edilmiş. İyi sonuçlar alınmış. Çok iyi doktorlar tarafından e, yürütülmüş bir tedavi. Hiçbir problem yok. Anşallah. Yalnız dikkat edilecek şeyler var. Onlara dikkat et. Yani gıdalarla ilgili falan mı? Gıda bana gıda diye bir yasak böyle bir şey yok. Hı hı. Ve ben eskisinden çok daha fazla yemek yiyorum Öyle enteresan. Mi? Tabii bu son 3 ayda spora da başladığım için yani eski 30 yıl profesyonel spor yapmış bir adam şimdi spora da başladım. Eee o da benim yememi biraz tahrik etti. Ama spora başladığından beri kilo almıyor. Yani Kaç ki... kilo verdiniz hocam rahatsızlık döneminde? Şu an itibariyle verdiğim kilo 8-9 kilo. Yani toplamda... Fazlaydı o zaten. Ama ne güzel. Toplamda 10 kiloydu. 10 kilo verdiniz bütün hastalık boyunca. Tabii tabii mi? 60 kiloya düşmüştüm. 78'den 60 düşmüştüm. 20 kilo vermişsiniz. 20 kilo pardon. Yalnız enteresan bir şeydir. Onun ameliyattan sonra verdiğim kilo 5-6 kiloydu. Sonra bu terapi sırasında filan e, iştahım biraz Azaldı. bozuldu. O ama onu süratle aldım. Yani haftada 2 kilo aldığım zaman oldu. Sonra spora başlayınca kilo alma da durdu. E, benim de bir şikayetim yok. Ben de artık kilo almak istemiyorum. Benim boyum 1.64. E şimdi 68-69 kilo. Ben daha kiloyu ne yapayım? Siz judo yaptınız değil mi? 30 seneye yakın. Evet. 29 yıl. 10 yıl antrenörlük. Ben niye ateş atıyorsunuz bilek güreşi falan diye? İşim yok. Ya, yok. 30 yıl judo yapmış adamla bilek güreşi yapılır ya mı? Hayır. Lazım? Yani uygun zamandır diye düşünebilirsin. De ben ne bileyim. Yo, hiç düşünmem. Asla hiç düşünmem. 10 yılda antrenörlük mü yaptınız? Antrenörlük. Judo yaptım. antrenörlüğü. Tabii. Nereden sardı böyle bir judo merakı küçüklükten falan? Judoya biz Trabzon'da başladık diyeceğim. O hocamız ve arkadaşımız e, o zaman judoyu Trabzon'da biz kurduk, yerleştirdik, geliştirdik diyebiliriz. Hem öğrendik hem ettik. Yavuz Feyzoğlu diye Allah selamet versin. Çok değerli bir arkadaşımız. O antrenörümüzdü. Ee, yani orta sonda mı lis, lisede o mi zaman başladım? Başladı. Ben, o zaman başladım. Şimdi yapıyor musun Şimdi bu ameliyattan önce e, refleksleri kaybetmemek için partneri de iyi partnerler bulursam gidiyordum zaman zaman salonlara. E, onu tekrar başlatacağım. Ama şimdi bir defa kas sistemini yerine oturtmaya çalışıyoruz. O da aşağı yukarı oraya geldi. ne güzel. Geldi. Ee, hocam diyorsunuz ki Türkiye'de ezanların İslami kurallara uyulmadan okunduğunu söylüyorsunuz. Ve operlerle okunan ezan ruhaniyeti bozuyor. Mealini açıklamalarınız var. İslamiyet'in yasakladığı bir okuyuş şeklidir. Bunu söylemekte bir sakınca yok. Yani operlerle okunursa kıyamet kopmaz tabii. Ama bir soru sorulursa ki soruluyor çünkü dünyanın her yerinde bu hoparlörle okunan ezandan şikayetler var. Ve en ciddi şikayetler de namazlı niyazlı insanlardandır. Nasıl şikayetler var? Efendim, ezan niçin okunur? Namazı çağırmak için. Ezan ismi zaten çağrı demektir. Ezan duyuru demektir kelime anlamıyla. Neyi duyuruyorsunuz? Siz şimdi bir semtte 20 tane cami, her minarede 4 hoparlörle neyi duyuruyorsunuz beyefendi? Buna Muhammedi hassasiyetler buna izin verir mi? Cenab-ı Peygamber ezanın ilk gündem olduğu ve tescil edildiği ve okunmasının e, İslami e, uygulama içine alındığı gün, namazın cihazla ilanını yasaklamıştır. Bunu bilmeyen bir tane adam var mı? Cihazla namaz ilan edemezsiniz. İslam bunu yasaklamıştır. Bu bir mucize tavırdır. O günler için değildir bu. Bu günler içindir. Şimdi siz ezanı cihazla nasıl okutuyorsunuz? Hangi inadınıza hizmet ediyor bu sizin? Bu, bunu yasaklamış bu dinin peygamber. Ezan insan sesiyle okunacak. Ruhaniyeti, güzelliği, etkisi, estetiği oradadır. Ve onun içindir ki talimat vermiştir. Güzel sesli insanlara bulup okutacaksınız. Ya bu ne biçim ezan dedirten adamlara ezan okutmayacaksınız. Ona da dikkat edilmiyor. Nasıl yani? Ezan güzel yani. sesli ok, o, olacak. Hı. Yani eski İstanbul'u anlatanlar bunu söylüyorlar. Yani o ben bazılarının kayıtlarından dinledim. Nerede o ezanlar şimdi? Hafız Cemal yanılmıyorsam derler. Hafız Sami değil, karıştırabilirim o büyük üstad. Onlar bu sesin devleri. Beşiktaş'ta ezan okunmuş, beyler beyinde dinlersiniz. Böyle anlatıyorlar bunu. E şimdi? Siz Namaz vaktini duyuracaksınız. Ezanın hikmeti teşri'iyesi budur. Fıkhi tabiri kullanıyorum. Samimi olalım. Saygılı olalım. Dine kendi inatlarımızı mal ederek dine hizmet edemeyiz. Nefret yaratırız. Ve dünyanın her yerinde bu nefret yaratılıyor. Yapmayalım bunu. Saygı toplayalım. O saygı dinin özgün şekliyle yaşanması ve uygulanması durumunda gelir. Oraya müdahale ettiniz mi saygı nefrete dönüşür. Ve dönüşmüştür dünyanın her yerinde. Bunu kimse saklamaz. Ben dünyanın bir ucundan öbür ucuna yıllardır yüzlerce konferans verdim. Ve bu konuyla ilgili de herhalde onlarca soru gelmiştir bana. Yabancılardan ve Müslümanlardan Şimdi insan sesiyle okunacak. Bunu tartışamazsınız. Teville meville bir yere gidemezsiniz. Zaten namaz vaktini duyuracaksınız. Nasıl duyuyacaksınız? Ezanla. Peki. Siz bana söyler misiniz? Şöyle parmağınızla 20 tane minareyi saydığınız o kadar mesafede bir yerde. 20 tane ezan okutuyorsunuz. Bu gece yarısında da başlıyor. Ve bu hiç acımadan hoparlörleri de sonuna kadar açanlar var bunun içinde. Sanki uyuyanlara tan eder gibi. Kalkın. Ne oluyor? Ya bunun çocuğu var, hastası var, vardiya işçisi var mi Sen sen insanlara ceza mı veriyorsun? Sana bu yetkiyi kim veriyor? Ben namaz kılacağım, siz de ayağa kalkın. Böyle bir yetkin yok ki senin. Kalkıp kılacaksa kalkar kılar. Ben 40 senedir alel akal üzerime güneş doğduğunu hatırlamayan bir adam şu ameliyat masasında sonraki 3-4 gün belki o, o kadar o kadar yani bir hafta bile değildir. Mutlaka ezanlardan önce kalkarım. Benim o şuur altıma yerleşmiş. Kalkacağım. O namazı kılacağım. Ondan sonra yatarsam yatarım. Sen kime neyi duyuruyorsun? Ne bağırıyorsun kardeş? Ezan oku, ezan. Senin okuduğun ezan beni sarmıyor. Çünkü Muhammed'i hassasiyetleri yok. Ruhaniyeti yok. Cihaz sesine boğulmuş inat gösterisi. Buna bütün Müslümanların karşı çıkması lazım ve bunun tekrar insan sesiyle okutulması lazım. Zaten 200 metrede bir cami var. Bunu bu, bu oparlörlerle bunun hikmeti teşriyesi Hikmeti teşriyesini mahvettiler. Hikmeti teşriyesi korunmadan bir dini emir uygulanabilir mi? Bu dine aykırıdır. Bir izleyici şöyle bir şey söz Diyor ki ezan sesi herkesi olumlu etkiliyor. Bundan neden rahatsız oluyorsunuz? Işte, teknoloji bu, kullanmak bu, dine aykırı bu değil. Bu de. Dine aykırıdır. Siz ibadette ihtihad yapamazsınız. O teknolojiyi kullanmak dine aykırıdır. O gitsin bunları öğrensin. Aforozculuk papazlık yok. Niye rahatsız oluyor? Bulmuşlar kolayını. Ezan sesi Ben sahibi tertip bir babanın hem öğrencisiyim hem evladıyım. 9 yaşında hafız olmuş bir adamım. Böyle edepsizce bana bu aforozları yöneltmek bir küstahlık tabii bu. Onu ben sahibine iade ediyorum. Ama bununla bir yere gidemezler. Ben dinime sahip çıkma hakkını taşıyorum. Hı. Yine sonuçta siz insan sesinin hassasiyetinden bahsediyorsunuz ama operlörden de çıkan insan sesi değil mi? Hayır. Bakın, işte bak bilmiyorsunuz. O hayasızlığı yapan da bilmiyorum. Zaten hayasızlık bu işleri bu hale getiriyor. Fıkıh, cihazla okunan Kur'an'ı dinlemenin farz olmadığında karar kılmıştır. Ne demektir bu biliyor musunuz? Kur'an okunduğunda bunu duydunuz mu dinleyeceksiniz. Bu Kur'an'ın bizzat emridir. Ve izâ kur'el Kur'anü festemeû lehû diyor. Gayet <laughs> evet, açık emir. Ama cihazla okunan Kur'an'ı dinlemek farz mıdır? El cevap hayır. Kaldı ki bazıları evet dinlemek farzdır, bazıları değildir dese bile mesele bitmiştir. O ihtilaf girdi mi demek ki bağlayıcılık yok. Kur'an-ı Kerim açık ayetle emredilmiştir. Bu ne oluyor peki? Siz bundan rahatsız mı oluyorsunuz? Bunu Engizisyon papazları yapardı. Musallat olmuş dine. Onun istediği gibi Söz söylemeyen kim varsa hemen onu sen bundan rahatsız mı oluyorsun? Bir şey var. Ben, ben secdeli bir adamım. Yani bu nasıl bir iştir? Yani? Şimdi İslam'ı 50 yıl ömrünü İslam'ı anlamaya anlatmaya vermiş bir adama. Şimdi bunun sonu gelir mi? Yani böyle diyen bir adamla neyi oturup konuşacaksınız? Cihazlarla okunan Kur'an'ı dinlemek farz dediniz Kayıtlar var. Fıkh'ın mesela... söylediği. Peki. Stüdyo kayıtları var mesela. Yani evet. Kur'an-ı Kerim dinliyorsunuz. Can dinlerseniz dinlersiniz. O da cihazla okunmuyor. Farz... Bakın, yapma. Şimdi bilmemek başka. Bu senin yaptığın çok daha başka bir şey. Soruyorum hocam. niye Hayır. Sormuyorsun. Vallahi soruyorum. Bunu sormana gerek yok. Dinlemek farz değildir. Başkadır. Dinlerim. di Din, Dinle tabii. Farz olmayınca dinleyemez misin yani? Değil mi? benim ağzımdan çıkanlara dikkat edeceksin. Çünkü ben fıkıh böyle diyor diyorum. Ben kendim lakırdı etmiyorum. Farz değildir başka bir şeydir. Dinlersin. Dinle kardeş. Hepimiz dinliyoruz. Ya ben şimdi akşama kadar vakit buldum. Bir Kanı Karaca'yı dinliyorum. Okuyor. Şimdi farz olarak dinlemek başkadır. Dinlemek başkadır. Dinlersin. Hmm. ama biz burada bunu konuşmuyoruz Onu zaten örnek olarak verdim cihazla Ezan okumayı Tabiri öyle kullanalım ezanın sahibi olan yasaklamıştır ilk günde bunu kimse aşmaya çiğnemeye kalkmasın bir tek şey söylenebilir. Efendim o gün öyleydi. Bugün şartlar böyle. Şartlar martlar yok. İbadette iştihat yapamazsınız. Onu insan sesiyle okuttuğunuz zaman o yasağı koyan Hazreti Peygamber'in neleri istihdaf ettiğini anlarsınız. Şimdi anlayamazsınız onu. Şimdi işte böyle papaz ifadeleriyle aforoz edersiniz ancak. Şimdi seyirci diyor ki evet. sizin bu konuyu anladık, geçtik. Ee, soruları da sorduk size. Kur'an'da koca anlamına gelen kelimenin öküzle aynı anlam taşıdığını söylemişsiniz. Yani bu, hepimiz biraz öküz müyüz hocam diye size soruyorum. Yani Baal kelimesi <laughs> e, o anlamada geliyor. Kur'an onu öküz anlamında kullanmaz. Baal kelimesi bir yerde put anlamında kullanılmıştır. Etederune ba'len ve tederune ahsenel halikin. ba'len. Onun dışında hep koca anlamındadır. Çoğul tekil. Bu'ule. Çoğulu da var. Ama kelimenin etimolojisi var. Etimolojik değişim geçirerek koca anlamına gelmiştir. Kur'an'da o anlamda kullanılır. Ben onu biraz espri olarak söyledim. söyledim. Ama bal kelimesi menşeine gittiğiniz zaman evet öküz anlamı var. Benim pejoratif manada demedim, espri olarak söyledim. Ha hangimiz bu öküzlükten ne kadar pay sahibi onu oturup tartışalım. Kişilerin adlarına izafe edilen camilerde namaz caiz değildir, kılınamaz demişsiniz caiz değildir. Ya bu camilerde namaz kıl, kılamaz mıyız? Kılar, e, kıl. Demin dediğin gibi işte. Yani Kur'an cihazla okunursa dinlemek farz mıdır? Farz değildir. E, dinlemeyelim mi yani? Farz olmayınca. Şimdi oralarda fıkı Cin suresi 18'e aykırılık vardır. Bunu tespit ediyor fakih. Ben de tespit ediyorum. En azından şaibeli hale geliyor. Çünkü Kur'an ısrarla defalarca altını çize çize diyor ki Rabbine ibadete herhangi bir kişiyi karıştırma. Ve la yüşrik bi ibadeti Rabbihi ehada. Onlarca defa Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Şirk böyle tehlikeli, böyle hassas, böyle sinsi peygamberimizin ifadesiyle kara kaftanın kara tüyleri içinde <laughs> gece yürüyen karıncanın sessizliğiyle şirk ümmetime nüfuz eder diyor. Bakar mısınız tabi? Böyle sinsidir şirk. Şirki deşifre etmek için Kur'an'ı çok iyi bilmek ve kararlılıkla uygulamak lazım. Ben bilenin olduğu kanaatinde de değilim. Çok az. Asaldı. Uygulayanın hiç olmadığını neredeyse söyleyebileceğiz. O halde nasıl olacak bu iş? Cin suresi 18 mesela nel mesajı delilla felat bu Allah hada cin suresi 18 diyorum o çok daha nettir secdegahlar yalnız Allah içindir oralara oralarda Allah dışında biri için çağrı yapmayın yakarışta da bulunmayın felated o davet kökünden de alınır doğa kökünden de kelimenin işte Kur'an kelamı budur hem çağrı hem dua manası var. Ben mealimde ikisini de vermişim. İkisini de vereceksiniz. O zaman Ahmet Efendi Camii, Mehmet Efendi Camii ne oluyor? Sonra bakın şimdi burada ciddi bir tutarsızlık var. Allah'ın evi diyorlar veya diyoruz. Değil mi? Biz secdegahlara. Allah'ın evi tabirini yalnız Allah kullanır. Ona evi nispet edemezsiniz. Siz Allah'ın evi olmaz. Eğer Allah'ın evini mecazi kullanacaksanız o da Allah'ın izniyle olur. Cenab-ı Hak bunu yalnız Beytullah için kullanmıştır. Kabe için. Başka hiçbir camiye Allah'ın evi diyemezsiniz. O konuda rivayet onların hepsi tutarsız uydurmadır. Allah'ın evi mevi olmaz. Mecazen kullanılır. Allah kullanır kendine ev izafe edemeyeceğimiz kudret, kendine bir ev izafe ediyorsa mecazen onu, o onun hakkıdır. Kullanmışsa başımız üstüne. Kullanmış. Nereye için? Beytullah için. Sen öyle dört tane duvar kenarına da benzin bidonlarından efendim minare dikip orada araziyi gasp edesin diye oraya Allah'ın evi falan diyemezsin. Bu, bu, bunu dine yutturma. Cami tamam. Şimdi buralarda, bu secdegahlarda Allah dışında kimsenin adı geçmeyecek. İsmi dahil. Evet. Adı geçmeyecek. Allah'ın evi ise bu nasıl oluyor da Ahmet'e Mehmet'e izafe ediyorsun? Hani Allah'ın eviydi? Bakın, şirk böyle bir felakettir. Ümmetimi mahvedecek felaket sinsi şirktir diyor Cenab-ı Peygamber. En çok bundan korkuyorum diyor. Artık Kabe'de gidip lata menata hüzzaya uvele tapmazlar diyor. O bitti. Maskeli şirk ümmetimi mahvedecek. En çok bundan korkuyorum diyor. Onu da nasıl olduğunu demin söyledim. İşte bu. Siz bir defa şirke Ayağınızı kaptırdınız mı can Şirk bir defa bir biçimde bir yerinize bir ilmi katıp sizi bir yakaladı mı bittiniz. Şimdi benim, hadi biraz da reklam yapayım. Bu halk için bu reklamı yapayım. Gecikti biraz ama Allah'ın izniyle herhalde bir iki hafta içinde elimizde olur. Çıkacak kitabım hayati önemde gördüğüm şirk. Tam adıyla kitap. Din maskeli Allah düşmanlığı. Bu tabiri de Kur'an'dan aldım. Müşrikleri Kur'an-ı Kerim Allah düşmanı olarak ilan ediyor. Bunun sinsi ve maskeli olanı en tehlikeli Allah düşmanı. Bunları deşifre edecek. Şirk geliyor. Şimdi bu şirkle ilgili bir tarihi tespit yapalım. Çok hayati bir tespittir. Şunu sorayım size. Bir saniye unutmayın söyleyeceğinizi de. Mimar Sinan, Süleymaniye, Sultanahmet camileri de hocanın söylediği isimle anılan camilere Bakın, giriyor mu? Karıştırmayın. Mimar Sinan camiyi yapandır. Mimar Sinan camii yapandır. Camiyi yapan adamın adı yapan adamın adı Sinan'dır. O başka. Hayır. Mimar Sinan cami diye cami var ya mesela şimdi yeni ataşehir'de müthiş bir. Yanlıştır. Cami. Yani ben onları tabii niyetleriyle Allah e, herhalde muhazece edecektir. Ama yanlıştır. Bu söylediğiniz kapsama giriyor mu? Yani ben caiz olmayan. Bu İslam'ın şimdi ben ona zorlama. Ben şimdi Mimar Sinan'a kötü niyet mi izafe edeyim? Hayır, etmeyin de dediniz. Kim ya. verdi onun adını o camiye? Ben vermedim Allah. Efendim hata yapmışlardır. Şimdi bakın. Ben burada kimseyi müşriklikle filan itham etmiyorum. İltizam-ı küfür başkadır. İlzam-ı küfür başkadır. Kur'an-ı Kerim bunu yapar. İnsanların çoğu şirke bulaşmadan Allah'a iman etmez diyor Kur'an. Açık Kur'an ayeti. İnsanların çoğu şirke bulaşmadan Allah'a iman etmez. Bak bak bak. Ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa vehum müşrikun. Orijinalinde okuyorum Ne yapıyor burada? Ya o zaman bu ayeti okudum insan diyor ki ya şu kadar namazlı, niyazlı bilmem ne adam müşrik mi yani bunlar? Ha Kur'an-ı Kerim bir büyük tehlikeye dikkat çek. İlzamı şirk ilzamı küfr uyarı anlamı taşır. Bunun damga haline gelmesi için iltizami olması lazım. Yani adam buna itiraz etmeyecek. Diyecek ki böyle yapıyorum ve benim yaptığım doğrudur. O zaman battı. Uyaracak sizi Kur'an-ı Kerim'in yolu budur. Şimdi bizim yaptığımız da budur. Çünkü biz Kur'an terbiyesiyle yetiştik hele İslami meseleleri gündem yaptığımızda o terbiye bizi tamamen istila eder ve onunla konuşuruz. Bunlar neticede uyarıdır. Herkes buradan payını alacak. Bu Ben uyarımı uyarı bilmem. Ben onu yaparım ve öyle de olmam derse kendisi bilir. Kendisi bilir. Binaenaleyh filanca böyle yaptı. Mimar Sinan şimdi hepimizin <laughs> ismi geçtiği zaman saygıyla ürperdiğimiz bir insan değil mi? Kim verdi onun adını hocam? Efendim kendi ve hata etmiş kardeş. Kur'an bize 101 tane ayette diyor ki sakın atalarınızı hatasız filan ilan etmeyin. Biz atalarımız ne yaptıysa onu yaparız. Bizim kanıtımız da, hüccetimiz de, ışığımız da odur demeyin diyor müşrik olursunuz. Siz e, Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için berbat bir kumarbazlık Kumar Kumarbaz. Bana, bana gibi bana e, öyle. İzleyicilerim soruyor diyorlar ki bu sizce resmileştirilmiş kumar mı? Bence öyle. Mesela i̇şte bu sayısal loto, bunlar hepsi dedim, aynı mı? Ve bir de bu ülkenin bir vatandaşı olarak Sayın Başbakan'a onun bu konuda cesaretine, dirayetine güvenim var yani onu herkesin yapacağı bir iş değil ama o yapar ve inşallah dedim bu sigara migaradaki tavrını orada da koyar ve der ki bu ne ya ne bu milli kumar 45 trilyon bu yılbaşı ne demek ya 45 trilyon bir adama kimin parası nasıl veriyorsun? Ama devlet de kazanıyor. Evet o zaman felaket double oldu bu sefer. Çifte felaket. Bu tip şans oyunlarından kazanılan para haram mıdır diye soruyorum. Bence tümü haramdır. Kazanç bunun karşılığı olacak. Başka ben ben Kur'an'dan başkasını tervic edecek, mazur gösterecek bir beyine bulamadım. Bulan varsa bana göstersin sayısal loto, iddia, bahis bunlara hepsi, dahil mi? Hepsi, 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 hepsi. Hepsi. Bana göre hepsi kumar. Ee, size kapitalizmin melanetleri'nin serpintileridir bunlar. Niye bunu saklıyorlar? Ha bir şekilde kapitalizme eklemlenenler Buna karşı olsa da diyor ki tamam ama biz de o başka bakımlardan oradan nemalanıyoruz. Onun için patronları kızdırmayalım. Sakalık kazıyarak tıraş etmek haram olduğu halde neden hocam? Nereden biliyormuş haramı olduğunu? Böyle oldu bir mı? tespiti var. Bahadır ha. Zeyyat Salık o fetvayı kendi verip bizi oraya. Hiç bir şey var mı? Hayır ben sana bir anekdot anlatayım. Buyurun. Çok müthiş bir anekdottur. Allah makamını cennet etsin. Ben kendiyle çok sohbetim oldu. Çok saygım olan bir insandı. Muzaffer Ozak Hoca. Bizim kültür hayatımızın, irfan hayatımızın, ilim hayatımızın önemli simalarından biriydi. Amerika'ya gidiyor, Orada bayağı gazeteciler de defalarca sarmıştır etrafını. Programlara da katılmıştır. Soru soruyorlar. Sorulardan biri şu. Siz bir Müslüman din adamısınız veya bilginisiniz ama sakalınız yok. Onun bıyığı vardı da sakalı yoktu. Muntazam tıraş olurdu. Nasıl oluyor bu diyorlar? Cevabı ona yakışır güzelliktedir. Bir cümle söylüyor hiç uzatmadan. Benim dinim kılı takdis etmekten münezzehtir diyor. Benim cevabım da budur. Milli piyangoyu yasaklasın başbakan diyorsunuz ama bakın de, devlet böyle bir şey yapsa candaş, şeriat geliyor demezler can, mi diyorsunuz bizceceğimiz. Bir şey daha söyleyeyim. Bu arkadaşa da söyleyeyim. Ben sakalı olanlara da saygı duyarım. ayrı bir şey şöyle veya böyle ben bunu peygamberi sünnetidir diye bırakıyorum diyorsa bu adama saygı duymamak mümkün değil. O ayrı bir iştir. Ama ben tıraş olduğum için beni itama başladım ben onun gözünü oyarım. Buna hakkı yok. Şunu unutmasınlar. İslam Ebu Cehille ile Muhammed'de ortak olan şeylerin dini değildir. Ebu Cehil'de olmayanların Muhammed'de olanların, Muhammed'in olmazsa olmazlarının dinidir. Sakal Ebu Cehil'de de vardı, sarık da vardı, fistan da vardı, hem de en görkemlisi vardı. Bunlar o toplumun adetleriydi, örfleriydi. Hazreti Peygamber vahyin müdahalesi yoksa toplumun adetlerine dokunmadı. Bir önder bunu yapmaz. Başına iş mi arıyor? Ama olmazsa olmazlar söz konusu oldu mu Ebu Cehil'in karşısına dikiliyor. Devlet milli piyangoyu yasaklarsa şeriat geliyor demezler mi diye sormuş. Ben bizi. onu bilmem. Onu siyasetçiler konuşsun. Öyle bir tavsiyede buldunuz ya başbakanı biraz önce. Evet. Yasaklasın diye. Bulundum. Şeriat geliyor demezler mi diye soruyor. Bizim. De. Derlerse biz savunuruz. Ben savunurum. Başka ne yapayım ben? Ben, ben savunurum. Tıpkı Mısır'da gidip Mısır halkına laikliğe geçin, korkmayın. Onun dine hiçbir zarar olmaz adam gibi uygulayın demek istedi ama bugüne kadar hiçbir devlet adamımız bunu dünyanın hiçbir yerinde dile getiremedi. Ben üç, üç yazı yazdım bu konuda. Ekranlardan da defalarca söyledim. Vay falan sen. Ya ben, ben hakkı takip eden bir adamım. Ama eleştiriyordun da. Evet, gene de eleştiririm. Eleştirileceği eleştiririm. Doğru doğrudur. Doğru benim düşmanımdan da çıksa doğrudur. Değil ki Türkiye'nin başbakanından. Bir, sigara meselesi. Daha öyle birkaç mesele var. Bunu da, bunu da yaparsam onu da savunuruz. Köşe yazımda yazarım. Buralarda da konuşurum. Senle ben başka ne yapabilirim? Size sokaktan aldığımız sorularda soranlar vardı. Buradan da çok fazla soru geliyor. Özellikle genç izleyicilerimiz soruyorlar. Dövme yaptırmakla ilgili günah mıdır? Yaptırabilir miyiz? Ee, soruyorlar hocam. Benim yani bu soruyorum. bunu tırnak içinde özgün manasıyla bu din meselesi değil, bu tıp meselesidir. Hazreti Peygamber bunları yasaklıyordu. Çünkü çok vahim sonuçlar veren sağlık riskleri var. Peygamberimiz dövmeyi yasaklamış mıydı? Yani yasakladığı insanlar var. Rivayetler böyle. Yani siz bunlara zaman üstü din umdesidir demek için buna Kur'an'da yeri olacak. Sünnette yeri güvenilir de olsa o zaman üstü değildir. O bir yorumdur, şartlara bağlıdır. Hazreti Ayşe peygamberimizin birçok uygulamasının aksine hüküm verdiği zaman ona şunu dediler. Sen nasıl bunu yaparsın? Hazreti Peygamber bunu şöyle yapmıştı. Cevap işte cevap Hazreti Ayşe'nin o fıkıh tehasına yakışan bir cevap. Diyor ki o günkü şartlar öyle gerektiriyordu. Hazreti Peygamber de ona göre hüküm verdi. Bugünkü şartlar böyle gerektiriyor. Ben de buna göre hüküm veriyorum. Bakar mısınız? Ölümsüz bir ilke bu. Ee... Şimdi hijyenik bir hassasiyet burada. Eğer o dövme yüzünden sağlığına bir zarar gelirse işte o zaman din onu hesaba çeker. Hmm. Onun için ben buna ne evet diyorum ne hayır diyorum. Dini bir yasak yok dini manasıyla. Fakat şu manada var. Din diyor ki sağlığınızı tehlikeye atmayın. Bu tehlikeye o dövme onu sokarsa hangi ihtiyaçla izah edeceksin bunu? Bir enfeksiyon kaptın. Bilmem ne oldu. Bırak dövme yaptırmayı. Sana doktor şu ibadeti yapmayacaksın. Yaparsan sağlığın tehlikeye girer. Mesela oruç. Her Ramazan her birçok insanın yaşadığı şey. Ne oluyor biliyor musunuz? İslam fıkhına göre o size ruhaniyet, sevap derece kazandıracak oruç, doktorun yasaklaması halinde tutup sağlığınızın başına bir dert açtınız mı, sizin hesaba çekilmenize sebep oluyor. Günaha dönüşüyor. Benzer şey... İslamiyetin <laughs> güzelliği burada. Benzer şey o zaman saç ektirmek için de, estetik operasyonlar için yok mu? Gayet yani, tabi. Sağlığınızı... Gayet tabii. Şimdi adam diyor ki, bunu ya bunun dinde yeri meri aranır mı işte genel ilkesi budur sağlık. Mine Taş Demir size şöyle bir soru soruyor. Diyor ki hocam ben çok merak ederim. Namazda fil suresinin okunmasındaki mana nasıldır? E, mealde Allah'a yakarış var mıdır? Diye size bir soru soruyor. Fil suresinde Allah'a yakarış yok. O bir ihbari e, suredir. Ebre ordusunun başına gelenleri anlatıyor. Fakat şunu unutmayalım. Kur'an'ın bütünü neresini okursanız okuyun genel manasıyla ilticadır. Allah'a münacattır. Kur'an bizatihi varlığı budur. Dolayısıyla Fil suresini okudum ben namazda ne o hiçbir şey olmaz namazın olur. Ee, sizi biraz kızdırayım izin verirseniz. Biz izlediğimizde... Nereden biliyorsun kızacağım? <laughs> Elimden geleni yapacağım en azından. Bir izlediğimiz... Sen de duydun mu tesbihi artık evet, taşımıyor. Taşımıyor musunuz? Yok kaldırdım onu. Neden? Onları sabah ile konuştuk. Öyle sen, mi? Sen girme oraya. Ben genelde koştum. seyrediyorum sizi sabah Biliyorum. Seyrediyorum ama onu kaçırmışım demek. Bugün de konuştuk o tesbih işini. Öyle mi? Her ceketin cebinde bir tesbih vardı. Şimdi çıkardım <laughs> onları. E, Cuma günleri program yaptığınız saat Cuma namazı saatine denk geliyor. Cuma namazı kılmaz mısınız diye sormuş bir izleyicimiz. Cevap vermek Kılmam istiyorsanız buyurun mu? verin. Kılmam olur mu? Benim daha birkaç ay doktorların tamam diyeceği güne kadar benim topluluklara katılmam yasak. Enfeksiyon riski var. Çocuk oyuncağı değil benim geçirdiğim ameliyat gördüğüm tedavi. Ve enfeksiyon riskinin en hassasiyetle dikkate alınması gereken yer de camiler. Doktorlara göre. Havaalanları. Siz bilir misiniz ben bir buçuk yıldan beri bir 40 dakikalık uçak yolculuğu yaptım. Hepsi bu kadar. Benim sağlığım ona müsait. Ben dünyanın her yerine seyahat edecek durumdayım. Ama doktor diyor ki yok. Bir enfeksiyonla buraya gelirsen bize gelme. Başka neyle gelirsen gel öyle gelme. Onun için havaalanlarından, konferans salonlarından, düğün salonlarından, topluluklardan, camiden, cemaatten daha bir süre uzak duracaksın. Ha, şimdi bu işin benim özel durumumla ilgili kısmı. Ben halkımla her şeyi açık paylaşıyorum. Bu kadar gayet açık. Hiç o yana bu yani sevilel uzun. Bir de bunun umumi tarafı var. Ben onu pek kullanmadım. Ama kullanabilirim. Bana göre. Hayatının 40 küsür senesi fıkıhla geçmiş bir insan olarak Türkiye'de cuma namazı farz değildir. Nasıl yani hocam? Şimdi onu ben sana anlatmaya kalksam burada bir saat konuşmam lazım. Türkiye'de cuma namazı farz değil Evet mi? değildir. Türkiye'de niye değildir? Birçok İslam ülkesinde orada çok çok derin manalar var. Cuma namazı cemaatle kılınan bir namazdır. O cemaatin vücut bulması. O cemaatin o namazı kılmak için toplandığı mekanın hassasiyetleri. Fıkıhtan dikkate alındığı zaman o benim dediğim doğrulanır. Ayrıntıya gir ben girerim. Ben bunu söylemişsem bunun arkasını getiririm. Ama soru yalnız benimle ilgili sorulduğu için ben onun cevabını verdim. Yani ben hiçbir şey yapmasam, evde akşama kadar oturuyor da olsam ben cuma namazına gidemem. Ne zamana kadar? Doktorlarım bana tamam tıpkı spora 3 ay önce başlayabilirsin dedikleri gibi. Artık gidebilirsin. Benim geçenlerde o bir saatlik yolculuk yaptığımı duydular. O bile rahatsız etti doktorlar. Ya ne yapıyorsun sen? Yanına gelip bir tane salyası sümü birbirine karışmış biri otursa. Dedim ki ya korkmayın. Allah devlete zeval vermesin. Biz milletvekiliyiz. Bizi VIP'te uçuruyorlar. Ve yanımız boş oluyor. Ve arada bir boş şey öyle düzenlenmiş. Ya bırak bunu boşu boşu diyor. Öbür koltukta bir oturdu Salya Sümük. Ne yapacaksın? Şurada dur ben ışıklarda ineceğim diyebilir misin? Yok. Sen kalk buradan arkadaş bana yasak sen bana burada enfeksiyon bulaştırırız diyebilir misin? Yok. Beni buradan alın bir yere başka bir yere oturtun. Ne yapacaksın? Dolayısıyla ne yaptığımızı biliyoruz. Bir soru izleyicimiz soruyor. Diyor ki hocam biraz önce başbakanı sigara yasağı için kutladı. Milli piyangoyu kaldırıp kumarı da yasaklaması için tavsiyede bulundu. İçki de günah. Benzer tavsiyeyi onun için de yapacak mı? Bunların hepsi özel hayata müdahale değil mi diye soruyor. Onu da yapabilirse yapsın. Öyle mi? Ama onu yapamaz. Dünyanın hiçbir yerinde <laughs> kimse yapamadı. Şimdi bakın milli kumarı kaldırma kaldırırsınız. Kaldırdınız mı kimse bunu oynayamaz. İçkiyi yasakladınız mı riyakarlık ortalığı istila eder. Herkes mahzenlerde içer. Bakın farklı şeyler. Okuyucularımızdan rica edelim elma ile armutu toplamasınlar. Ben bir de üstelik 30 küsür yıllık hukukçu bir adamım. Bunları konuşurken bunları milimetrik hesaplayarak konuşurum. Çok farklı. Kıyas mal farık der eskiler. İkisi birbirine hiç benzemez. Hocam hiç saç ektirdiniz mi diye soruyor. Bizde. Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum. Ee, bazı e, ho tırnak içinde hocalar diye sormuş. E, namaz esnasında tarihi referanslar veren surelerin okunmasının yanlış olduğunu söyler. Hocamın görüşünü merak ediyorum diye soruyorlar. Efendim ben bu kanaatte değilim. Kur'an-ı Kerim'in Hepsi Cenab-ı Hakk'ın kelamı olarak niyaz ve iltica manası taşır. <laughs> Ama şöyle bir ayet var Taha suresinde ve akım-ı zikri diyor Cenab-ı Hak. Namazı beni anmak için ikamet yerine getir. Şimdi adam diyor ki ben Ebu Leheb'e Tebbet suresini okuyup beddua ederek nasıl Allah'ı anıyor olacağım? Şimdi bu hoş geliyor böyle. Evet yani Firavun bir ayet var Kur'an'da Nazihat suresinde. Firavun'dan bahsederken diyor ki fekale ene rabbukum ala. Firavun dedi ki ben sizin en yüce Rabbiniz benim. Musa'nın Allah'ı değil. Fıkha göre fekale ene rabbukum ala'yı okusa bir adam bununla namaz kılar. Zamm-ı sure veya kıraat makamında bunu okudu. Namazı olur. Ne dedi? Firavun dedi ki ben sizin en yüce Rabbinizim. En yüce Rabbiniz benim. Ya böyle namaz olur mu? Taha 14 müdür? 16 mı? Ee, diyor ki namazı beni zikretmek için kıl. Bu nasıl olacak? Diyor. Ha şöyle olacak. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Firavun'un öyle dediğinin bize bildirilmesi de Cenab-ı hakkı bir tazim ve teklimdir. O onu o mesajı tekrar etmemiz de bir tazim ve teklimdir. Böyle de bakarsınız. Onun için Kur'an'ı hiç zorlamayalım. Neresini okursa okusun namazı olur. Kitaplarınızın çok pahalı satıldığı ile ilgili eleştiriler var. Size niye? Onu yayıncılarla konuşacak. O benim işim değil. Şimdi biraz önce söylediğiniz. Tabi şey... bakın şimdi. O zaman ben bir, biraz bir şey söyleyeyim. Niye yayıncılar benim kitaplarımı pahalı <laughs> satıyor? Benim kitaplarım ilmi inceliklere riayet edilerek hazırlanır. Mesela bir tane söyleyeyim. Benim kitaplarımın hiçbirinde indeks atlanmamıştır. Küçük büyük hepsinde indeks vardır. İndeks ne demek? Artı çalışmak demek kitap bitmiş. Şimdi bir de indeksle bir ay iki ay uğraşacaksınız. Kağıt fazlalığı demek. Ben Fransa'dayım bir tarihte kitabımı bastılar. Geldim kitabın indeks yok sonunda. Bu ne dedim ya? Bayağı da 400 sayfalarda bir kitap. Efendim işte şöyle oldu da böyle oldu. Ha, hesapladık. 15-20 top kağıt tasarruf edecek oradan. Adamın indeksmiş, bilmem neymiş, umurunda mı? Bak kardeşim dedim, Sen benim bu kitabımı kağıda döndürdün. Bu benim için kitap değil, kağıttır. Candaşcığım, toplamı 2000 sayfayı bulan kitap yayınlıyor. Koca koca yayın evleri. 3 cilt, 4 cilt. Alıyorsunuz, bu kitapta biliyorum ben filan kişiler var. Nerede geçiyor? Bir tane bir şeyine bakacağım. İndeks arıyorum. Bakacağım. Ahmetoğlu Mehmet sayfalarını göreceğim ciltlerini hemen açacağım. Beş dakikada bulacağım. Koyduğun sabul. İndeks yok. Ben şimdi Ahmetoğlu mesela Büyük Atatürk'ü tek adam kitabı şeyin anlatan kitap. Şevket Süreyya. Çok önemli bir kitap. Şimdi isim vermeyeyim. Açtım kendileriyle konuştum. Anlattım. Özür de dilediler. Dedim ben size şu kadar para verdim. Bu kitap değil bu kağıt. Bu kağıtları alın benim paramı iade edin. Ben bunu kitap diye okumam. İndeks yok sonunda. Üç cilt kocaman kitap. Atıyorum. Rauf Orba ile ilgili Yüzlerce yerde geçiyor. Rauf Orba ilgili bir şey bakacağım. Kazım Karabekir Paşa ile ilgili bir şey bakacağım. Efendim Çerkez Etemi bakacağım. Efendim Damat Ferit'i bakacağım. Vesaire vesaire. 2000 sayfadan neresine bakacağım? Ben bir haftamı verip de onları mı arayacağım? O zaman bu kadar ucuz mu? Bedava mı? indeks niçin konmuştur? Masinyon'un kitaplarını ben, Masinyon ben Batı'yı Fransızca ile önce okumaya başlamış bir adamım. Sonra İngilizce devreye girdi. Masinyon'un öyle kitapları var ki neredeyse kitabın yarı sayfası kadar indeks koymuş. İndeksi okuduğunuz zaman kitabı okumuş oluyorsunuz zaten. İlim adamlığı budur. Ben bu çileyi çekeceğim, sana indeksi vereceğim. Sen bunu 20 top kağıt tasarruf edesin diye koymayacaksın. Yayınlamayacaksın. Evet. Hocam bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz müsaade Onun için benim kitaplar pahalı. Pahalı. Kısa bir ara aradan sonra bunu konuşalım burada olacak. Yani Adnan futbolu çok iyi bilmez. Ben ona defalarca söyledim bir sürü kitap var. Gel Adnan konuşalım <laughs> tartışalım diye. Senin Koyrejma'yı yönetemediğin için istemediği yönünde haberler çıktı, doğru mu? Ya tanımadığım birini niye yönetebilir? Batuhan, Beşiktaş takımına tekrar gelmesi tarihin en büyük piyangosudur onun. Hocam, siz Kolosko'ya ne yaptınız Allah aşkına? Bu adama ne oldu? Holoskole bayağı konuştuk. Ya pil falan mı takıldı buna? Ne yapıldı? Bu nasıl bir... Pille boğaz bu mı? Akü, akü falan gibi bir şey var. Ne oldu bu adama var. yani? Hocam şu menemen mevzusunu sorayım size. Bir menemen partisi yaptığınız olay oldu. Nereden çıktı bu menemen? Pil yani. pil Antrenman yapıyoruz. Yani biz böyle bir takımız. Ondan sonra oturuyoruz, menemen yaptırıyoruz. Gece 2'de başka ne yenir? Oturun da bir kilo olsun? menemen yiyin diye yok ki zaten. Herkes ekmeğiyle geliyor, biraz alıyor gidiyor yani. <laughs> en beğendiğiniz teknik tek tek hocam? En başarılı derseniz... Ya yani Türkiye'de bu... De, Fatih Terim. Bakın biz... Mesela biz kafile tünelden gidip İnönü stadına geliyoruz. Ben dedim İnönü tünelden götürmeyeceğiz tabii. Niye? Çarşıdan gideceğiz. <laughs> evet. evet, çok güzel. Allah yani bizim takımımızın taraftarının oldu. Neden korkacağız yani? Ya yani Beşiktaş teklif yoktur değilsiniz. Fenerbahçe'de teklif geldi. Yani sonuçta şu andan sonra mümkün değil. Bizim kadar gol yiyen çok az takım. var. Bizim kadar atan da yok. Yani Fernandez bizim takımın bu anlamdaki elini evet. Takıma en çok katkılı olan oyuncu en yıldız oyuncudur bana göre. Bunu hem Kongre'ye hem Beşiktaşlı olduğu duyunca aslında sorular da şey gelir zannettim ama Yok, aşkım. burada biraz sıkıntı çıktı neyse. Geri kalanında yalnız benim kravatla falan hocam baksana ben artık maçlara böyle mi gelsin hocam? Yok yakıştı da sakın böyle kadro eksik meksik Ümraniye'ye kaçak gireyim falan filan. Hakan nasıl mı diyorsunuz siyasetlik performansını? Bizim içimizden çıkan birisi, ben Futbol Federasyonu Başkanı olmasını isterim. Öyle mi? Tabii ki. Bence Hakan'ın milletvekili olması yanlış bir karardı da göre. Beşiktaş eğer bu, bu kenetlenmeyle beş seneyi geçerse Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olur. çok daha fazla kazandım. Ee, çocuklarımın da iyicenine, onların torunlarının da daha fazlasını kazandım Allah aşkına. Ne verilirse bize verilen görevi yaptık. En iyi şekilde yapmaya çalıştık. Gecemizi gündüzümüze kattık. Farklı olmaya hani çalışan bir tip değilim ama farklıyım yani. bir ya, şey yok bu yani. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Sinemayı korudukları için Avrupa sinemasını batırdılar. Avrupa pazarı bizim en büyük pazarımız. Avrupa pazarı ekonomik kriz yaşıyor. Ben şunu keşfettim. Belki hani televizyonda yaptığım devrimlerden biri olabilir. Ben hep böyle insanlarla çalıştım hayatım boyunca. İşlerim hep iyi gitti. Bizim ortaya koyduğumuz bir adalet var. Televizyon karşıma paylaşmak, söylemek benim için çok önemli ve çok mutlu. Benim için birey Mustafa Sarıgül değil. Önemli olan düşüncelerin miktar olması. Mustafa Sarıgül koltuğun peşinde koşmaz. Düşüncelerini ve inançlarını peşinde koşmaz. Belki de İstanbul bir ülke olarak bakmak yani. Değil 14 mi? çok milyon, ülkeden Avrupa, çok daha büyük ülke. Avrupa'nın 23 ülkesinden değil. Kutsal kitabı siyasete alet etmeyin diyoruz. Yazık günahdır. Ben zeytinyağının bizlere yani yetişkinlere doğanın sunduğu ana sütü diyorum. Biz bu takım için varız. Biz gecemiz, gündüzümüz, her şeyimiz, hayatımız beşiktaş. Çaycıdan önce Önce şirketteyimdir. Yani izin İlk siz mi gidersiniz o Aşağı yukarı. bakalım bu Fenerbahçeli arkadaş. Ben de takım düşüreceğim. Ya almışım elime kılıcı çekmişim. 45'ten sonra her gün Allah'ın her gün televizyon ekranında olmayacağımı biliyorum. Askerde patates soymak patatesçilerin işi olması lazım. Bunun içinde bir patatesçi kadrosu olması lazım. Askerlere patates soyduruyorsan savaş kazanamaz. Siyaset, ha, siyaset hep yapılır. Yani ben siyaseti 20 sene parlamentar dışında yaptım. Ya çok... <gülüyor> <gülüyor> Bak bir bacağımdan sakatım zaten. <laughs> Diğerini de zaten. Bırak bir bacakta kalsın. Beşiktaş Yılık, Beşiktaş Yönetim Kurulu, Beşiktaş Başkanı kimseyi karalamaz, kimseyi de atlamaz. Kadın nerede ne giyecek yine? Yani e, iş dünyasında nasıl giyecek? Gece, akşam yani e, bir davet nasıl giyecek? Düğüne nasıl giyecek? Bay kalma kılıçlar olur. Hiçbir şekilde tartışılmaz ve konuşulmaz bu sorular. Yeriniz çok geldi. <laughs> Size vereyim başkanım. <laughs> Geçmişte e, bunu babalar dediler giyerdi, şimdi gençler giyiyor. Bu ülkenin en dincisi Deniz Baykal. Sayın Önder Sav'dır, CHP kadrolardır, Hiçbirisi saran yemez ya. Ya pilav ya. yemek kalp krizi tetikler mi söylüyor? Tetik evet. Evet. Ee, e... Çok da seviyorduk hocam. Ya. Ben hemen yaptırıyoruz. Gece 2'de başka ne yapıyoruz? Sonuçta o bir birlikteliğin arkadaşlığı şeyiydi arkadaşlığı yani. Arkadaşlığı. Bir sembolüydü o. <laughs> Bunu konuşalım'a devam ediyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Hocam herkes şey soruyor. E, Şirince'ye niye gitti? Hoca acaba kıyametin kopacağına inandı mı gerçekten diye. Yok. Evet. Ben Ege'yi çok seven bir insanım. Sevmek ne kelime o ifade etmez. E Ege'ye tutkun bir insanım. Fırsat buldum mu giderim Ege'ye. Oraya yerleşmeyi de düşündüm. Orada ev yapacaktım. E yer aldım falan. E sonra olmadı işte boşandık falan öyle kaldı o iş. Ege'ye fırsat çıktı mı giderim. Bir o, iki çok aziz dostlarım uzun zaman görüşememiştik çağırıp duruyorlardı. Ben gittim Şirince meselesi değil ben dört dört gün kaldım İzmir'de. Size... Ee, ikincisi i̇kincisi anlaşmamız olan program yaptığımız bir televizyon o yayını oradan yapmak istiyor. Ben ona saygı duyarım. Yani buradan bu yayını yapalım. E, gittik yaptık. Çok da rekor kırdı o. Rekor aldı o, o yayın. Evet. evet. Size kinayeli bir soru sormuş bir izleyicimiz. Diyor ki iki yıl milletvekilliği yapıp sonra süper emeklilik olmak caiz mi hocam? Tabii mi? o bana değil o soru. Çünkü iki yıl milletvekilliği <laughs> yapanlara hitap eder. Tartışılır. Ama ben iki yıl yap, ben beş yıl yaptım. İkincisi ben milletvekili emeklisi olmakla benim normal emekliliğimin pek farkı yok. Çünkü ben 30 yıl üniversitede çalışmışım. Profesör ve dekan olarak 10 yıl dekanlık yaptım. Bir fakülteyi kurdum sıfırdan. Kurucu dekan. O sıfatla ben emekli olduğum zaman alacağım para zaten aşağı yukarı oydu. Hızlı soracağım hocam. Bitiyor program. Evet. Ee, enfeksiyon kapmamak için uçağa binmediğinizi söylüyorsunuz da bütün dünyanın akın ettiği şirinceye gitmek e, daha büyük dünyanın bir risk Dünyanın akın makın ettiği bir şey yok. Bana ne? <laughs> Kimlere akın ederse etsin. Ben orada sabah tümerle bir de yayın ekibiyle. Sonra orada benim isteyeni ben kimseyle tokalaşıp kucaklaşmadım da. Kimseyi yanıma da oturtmadım. Veya kim oturacaksa onu seçme şansım var. Uçakta böyle bir şansım yok. Yani bunlar boş laf. Siyasete girdiğiniz için pişman mısınız hocam? Hayır değilim. Kılıçdaroğlu küskünlerin hepsine kucak açacağız dedi size de ben kucak o... açsalar gider misiniz? Be, hayır. Ben Benim onlarla bir ilgim yok. Cumhuriyet Halk Partisi ile Hayır. Başbakanı beğeniyor musunuz? Neyini? Siyasetini şüphesiz. Beğendiğim var, eleştirdiğim yanlar var. Demin de söyledim. Mesela neleri eleştiriyorsunuz? Bir iki tane sorsam. Kısa kısa söyleyebilir misiniz? Kısa söyleyeyim. Ben bunu kendilerine kendilerine derken söylediniz de biraz önce o Kendilerine derken bizzat bugünkü cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e e, cumhurbaşkanı turlarında ben de meclisteydim ve parti genel başkanıydım. Orada geldi nezaketen bütün e, parti başkanlarını ziyaret ediyordu. Adaydı ya cumhurbaşkanlığı. Orada söyledim. Ben yurt içi Türkiye içi siyasetlerini ben onunla çok meşgul değilim. Ama dış siyasetlerini çok büyük kısmıyla tasvip etmiyorum. Etmiyorsunuz. Evet söyle. Dış mi? politikayı eleştiriyorsunuz evet. yani. Keşke e, mümkün olsa da bunları kendilerine ayrıntılarıyla anlatsın. Program bitti hocam. Çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kapatalım bu programı? Hayır benim söylemek. Sen sorarsan söylerim. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Ee, bu saatte canlı yayında burada misafirimiz olduğumuz için sizi yorduk. Çok 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 teşekkür Hayır. ediyorum. Ee, bunu konuşalım. Bitti. Önümüzdeki hafta aynı saatte buradayız biz yine. Hoşçakalın.